ben aslında düzgün birisini arıyorum, dürüst birisini arıyorum. Beni mutlu edecek bir erkek arıyorum. Peki diyorum hanımefendi, bak danışanım. Çevrenizde bir öyle bir analiz yapalım. Çevresinde öyle bir adam var. Analiz ediyorum, o adamı buluyorum. Peki diyorum, niye o adamın bir kahve içme teklifini sen kabul etmiyorsun? Çünkü sıkıcı diyor. Demek ki senin aradığın öyle huzur falan değil. Kendine yalan söyleme. Sıkıcı diyor. Düzgün adamlar sevilmiyor, tercih edilmiyorlar. Artık gerçekleri söyleyelim. Sırtlanlar, serserilen, yalan söyleyenler, ondan sonra heyecan yaratanlar. Neden? Bizim toplumumuzda heyecan açlığı mı var? Bizim toplumumuzda ne var tam olarak? Heyecan mı yok bizde? Ya heyecan veren adam illa yalan söyleyen bir adam mıdır? İlla sürekli sabah akşam mesaj atan bir adam mıdır? Bakın ben şunu size enteresan bir örnek olarak söyleyeyim. Sabah bana günaydın mesajı atmıyorsa adam dünyanın en dürüst adamı olsun istemiyorum diyen kızlar var. Arkadaş ben soruyorum topluma. Bu günaydın mesajı nedir ya? Bir zaman cevap versin. Bu günaydın mesajına ben artık isyan edeceğim. Adam otomatikman her sabah saatini kurmuş 9'da mesaj atıyor. Bu adam iyi bir adam mı yani? Şimdi adam sabah yoğun bir adam, iş adamı, düzgün bir adam, karakterli bir adam. Adam günaydın mesajı atmıyormuş. İstemiyorum diyor kız. Ben diyor günaydın mesajı yoksa istemiyorum. Nedir abi bu günaydın mesajı? İnanılmaz bir şey. Bizim toplumumuzda bir ilgi açlığı var. İlgi istiyor. Herkes ilgi istiyor. Ama ilginin bazen kötü maliyeti olur.